Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.03'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve arada tabii hafta içi fikstürü denk geliyor. O yüzden bu cuma gününe özel haftanın olayını hem konuşup sizlerden gelen mesajlarla kendi gündemimizle, kendi kafamıza göre bir program yapacağız yine. Ali abi, hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Uzun bir ara oldu benim de tek moderatörlük yapmayalı. Barış abi bugün gelince öğlen de koltuğa oturdum. Biraz şu anda garip geldiğini söylemem gerekiyor. Sabah sporundan bir farkı değilim. Yok. Sabah sporundan orada bir farkı da moderatörüm yok. Çünkü aynen. Aynı şey diyorsun. Aynı farklı şeyleri yaparsan istediğin sonuca ulaşırsın. Evet, inşallah. Bakalım, şöyle yapıyorduk galiba Hattrick'te, özellikle Twitter'daki adresleri paylaşıyorduk. Önce Mert Elan ve Alerim adreslerine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün patron çıldırmıştı. Instagram'dan da mesajları kabul ediyordu. Doğru. Bugün de patron Instagram'daki mesajlara da bakacak. Bakacak mı? Bakacak. Kendimi de patron yaptım ama. Şeyde diyecek misin? Beni takip ederseniz sevinirim. Evet. Salim lütfen. Ana diyor ya. Instagram adresim Mert Elam. Dümdüz. Mert Elam. Şey, beni takip ederseniz mutlu olurum diyor, evet. Salim Ana. Etmezseniz de üzülürüm. Demiyorum. Fark etmez. Öyle Instagram'da almış an bir şey de paylaştığım yok. Sen bir ara Instagram'da bir iğme yakalamıştın. Evet. Neden yakalamıştım? Neden yakalamıştın? Twitter'ım kapanmıştı çünkü bir ara. Hmm. Yıllar önce. Böyle 4-5 ay, 5-6 ay bir video paylaştım diye Twitter bloke yapmış. O yüzden mi Instagram olmuştu? Sonra Instagram'a girdim. Ben Instagram'da şey falan yapıyordum. İşte flut yapıyordum ya çok Twitter'da, böyle bilgisel Türkçesi. Evet. Instagram'da falan başlamıştım böyle. Instagram'da yapıyordum. Story'de yok, posta falan. Ben bayağı bilgisayarlar paylaşıyordum. Oraya taşımıştım Twitter'ı. Nasıl bir yalnızlık hissettiysen Twitter'ın kapalıyken? Evet. Instagram'ı Twitter olarak kullandın. Çok zordu o günler benim için. Hani. Sonra o imen gitti. Gitti. Evet, neden? Çünkü gizem yasakladı. Sanki bilmiyoruz. Ağzından aldın. Gizemden diyecektim. Yasakladı demeyecektim de. Sanki bilmiyoruz. Gerçekleri böyle. Sonra sana kalsa Twitter'ım açıldı. Her şey normale döndü diyeceksin. Evet, ama değil. Bu kadar değil, basit tabii. Değil her şey tabii her ki. Her şey bu kadar basit, evet, değil. Gizemle birlikte. Çünkü şimdi Instagram orada şey gibi. Bizdeki üçüncü köprü gibi. Boynu bükük kaldı. Boynu bükük. Bakılmıyor. Bir platform. Peki. Yani ben takip ediyorum. Bir ara benim geliyorlar. İşte detoks yapıyorum. İşte Instagram'a girmeyeceğim, hiç bakmayacağım falan diyorum. Bir ara çok güzel de yaptım onu. Böyle iki hafta boyunca ne Twitter'a ne Instagram'a gün içinde hiç girmedim. Sadece akşam böyle belli 15 dakikalarda giriyordum. Müthiş. O iki hafta müthiş geçirmiştim. Hayat o zaman güzeldi. Vallahi çok güzel. Şaka maka ama insan bağımlısı oluyor yani. Sadece sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, başka bağımlılıklar yok. Bu da bir bağımlılık. Çikolata da bir bağımlılık. Evet. Sosyal medya, her şey bağımlılık. Ben de şu an o açıdan bir hasta olarak Instagram'a, Twitter'a bakmadan duramıyorum. Evet. Maalesef. Ben de senden çok farklı olmadığım için bir şey diyemiyorum. Sen benden daha kötüsün. Farklılığı geçtim. Sen benden betersin o konuda. Mesela şimdi biz YouTube'dan beraber geldik. Çekime gittik işte karşıya. Ali abinin telefonda geçirdiği süre bana göre çok daha fazla. Ama ben oturarak geldim, sen ayaktaydın. Tamam, fark etmez. Nasıl fark ben etmez? Ben otursam sen ayakta olsan sen yine daha fazla telefonla uğraşırdın. Ben orada Salim Manav ne demiş, kimle konuşmuş, hangi röportaj yapmış, ona bakıyordum. Doğru. Güzel bir röportaj güzel, yapmış. Önemli bir röportaj yapmış. Salim Manav. Hadi söyleyeyim bari. Belki bilmeyenler vardır. Çünkü merak edilen bir konu. Kötü bir konu bu arada. Dün Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek görmüşsünüzdür. İllaki sosyal medyaya düştü. Videoyu izlemediyseniz de fotoğraf karesi var. Hakeme, maçın hakemine bir saldırı girişiminde bulundu. Çok net bir şekilde bizim hissettiğimiz videoya da baktığımızda, hani aradaki oyuncu olmasa direkt olarak hakeme temas edecek şiddette bir koşu yapıyor Adil Gevrek. Fakat bugün Salim Manav ondan radyoda değil de Ajans Spor için bir görüş almış. Canlı yayına bağlamamış. Diyor ki Adil Gevrek, Hüseyin Göçen'in yanına kesinlikle fiziki müdahale için gitmedim. Öyle bir amacım olsa da yapardım diyor. Hüseyin Göçen'e sözlü olarak yaptığı hataları anlatacaktım ve Yeni Malatya Spor'un hakkını savunacaktım. Fakat hakemin yanına gidişim, koşuşum çok yanlış algılandı. Saat 14'te de Kulüpler Birliği toplantımız var. Onun sonrasında daha geniş açıklama, evet, yapacağım dedi. Bana
kendimle ilgili bir anıyı hatırlattı Ali abi bu. Diyor ya, öyle bir amacım olsa da yapardım ifadesi. Ben de lise döneminde gece saatlerinde arkadaşımla masa tenisi oynarken müdür yardımcısı geldi. Bizi oradan çıkarmaya çalıştı. Ben de çok sinirlenmiştim. Böyle lise son sınıftayım herhalde. Bayağı da artık mezun olacağım. Bizi böyle çıkarmaya çalıştı. Ben çok sinirlenip masa tenisi raketini hocanın yanına doğru attım. Böyle Arda Turan. Teğet geçti. Aynı krampon fırlattı ya. Arda Turan. Bir Arda Turan'la program yapıyormuşuz, haberimiz yokmuş. Vallahi billahi. Müdür yardımcısı da dedi ki, sen onu bana mı attın dedi. Yok dedim, istesem atardım. Ha, peki dedim. Aynı yani şu an adi. Müdür yardımcısı anlayamadı mı onu attığını? Anlayamadı. Bu arada onu atmadım hani. Onu atsam gerçekten atardım. Ha. Benim de el kabiliyetim yüksektir, ayıptır söylemesi. Masa tenisinde de iyiyim. O dönemler iyi zamanlarım. Sonrasında böyle bir soru sorunca yok dedim, istesem atardım size ama atmadım. Teğet geçti hocamızın. Neyse, oluyor demek ki böyle şeyler diyerek yani bağlayayım konuyu. Tabii konu ciddi bir konu. Güzel Türkçemizde özrü kabahatinden büyük diye bir laf var. Şimdi Adil Bey özür dilememiş ama söyledikleri ne yazık ki özrünü kabahatinden büyük hale getiriyor. Hüseyin Göçek'in yanına giderek Hüseyin Göçek'in yanlışlarını anlatacakmış. Bir başkanın maç bittiği anda işi midir, görevi midir hakemin yanına koşarak gidip onun yanlışlarını anlatmak? Yani. Başkanın orada ne işi var? Bu bir. İkincisi, tamam bende gözlük var falan, çok iyi görmüyorum ama gözlük düzeltiyor. Herkes gördü ne olduğunu. Adil Bey'in nasıl üzerine koştuğunu. Hiç duracak bir imesi duracak var mı orada? Yani? Olmadığını herkes gördü. Evet. Yani orada eğer hangi oyuncu olduğunu bilmiyorum, araya girmese bir fiziksel temas ya da çok kötü bir görüntüye çıkabilirdi. Haksızlığa uğradığını düşünebilirsin. Çok sinirlenebilirsin. Çok sinirli olduğun anda sağlıklı düşünemediğin için sonradan pişman olacağın bir hareketi yapabilirsin. Bunlar hayatın içinde var. Ve bunlar kulüp başkanı, profesyonel oyuncu, amatör oyuncu, dünya lideri, otobüs şoförü, hiç kimse için fark etmiyor. Herkes insan. Herkes aynı duyguları paylaşıyor. Ama benim anlayamadığım nokta, olayın üzerinden neredeyse artık 24 saat geçmişken böyle bir açıklamanın gelmesi. Adil Başkan şunu deseydi, hatalıyım, özür dilerim, bana yakışmadı deseydi hiç kimse hiçbir şey diyemezdi. Ama sanki biz olayı görmemişiz, olayı hiç kimse anlamamış gibi, böyle karşısında çocuk varmış gibi karşı tarafın zekasıyla alay eden, yok ben hatalarını söyleyecektim, öyle bir niyetim yoktu, İstesem zaten öyle yapardım. Yapamazsınız Sayın Başkan, kusura bakmayın. Öyle bir dünya yok. O yüzden üzüldüm bu açıklamalar. Dediğim gibi, yani bak, bu kadar sinirlenebilirsin. Sinirinle yanlış hareket yapabilirsin. Bunlar var, insan doğasında var. Yani en kolayı zaten sinirlenme demek. Evet. Değil mi? Oluyor, sinirleniyorsun. Zaten o da çok tehlikeli yani. Sinirlenmiş birine dur sinirlenme demek kadar saçma bir şey yok. Senin o kelimen, o cümlen karşı tarafı yatıştırmıyor. Ama artık olay bitmiş, olay soğumuş. Yatmışsın, kalkmışsın. Belli bir zaman geçmiş. Artık onu da, o hareketini de savunma. Özür dile, hatalıydım de, konuyu kapat. Üzüldüm ben Adil Başkan açıklamaya. Bakalım şimdi Kulüpler Birliği toplantısından sonra daha detaylı herhalde konuşacak. Salim'e böyle 2-3 cümlelik bir röportaj vermiş ve o açıklamaları da elbette takip edeceğiz. Ben Salim Hanım'ı referans alıyorum. Referans alıyorum. Fark etmez. Tamam, onu biz de alıyoruz Salim'i. İlk söylediği de bence önemlidir. Yani ilk bununla ilgili demeci bu oldu. O yüzden ama devamında bir görelim bakalım neler diyecek. Biraz mesajlarınıza dönelim. Instagram'a gelenlere öncelik vereyim. Özcan Özkaya, çok beğenilen ama ünlem var. Büyük hakem Hüseyin Göçek'in dünkü maçtaki kararlarını yorumlar mısınız? Demiş. Hüseyin Göçek çok beğeniliyor bu arada. Ligdeki en sıkıntılı hakemlerden biri. Ali abi daha geçen hafta ya da bu hafta hakemler açıklandığında mı Allah kolaylık versin dedi. Ya da bir önceki hafta olması lazım. Genelde her gördüğümde söylüyorum zaten. Evet. Ama dün mesela Hüseyin Göçek'in vermediği penaltıda çok garip bir durum yok. Bunu nasıl vermez diyeceğim bir pozisyon değil. Olağanüstü bir pozisyon değil. Yok, değil. Orada daha çok VAR'la ilgili
bir sıkıntı olabilir Hüseyin Göçek. Hatta bana göre oyuncu kendini çok kolay bırakmış pozisyonda. Ben de hakem olsam ben de vermezdim. Münir öyle biraz, evet. O çok bir dar alanda böyle çalımları çok seviyor. Rakibi de tersi yatırmayı kolay faale yani gidiyor. Hissettiği anda bırakmış kendini. Aynen öyle. Bu arada şimdi hakemler deyince, hakem konusu tabii herkes seviyor. Murat Fevzi Tanırlı da. Bu yeni haftanın hakemleri de bu arada açıklandı, evet, doğal olarak. Tabii. Şimdi yarım maçlar. Bugün hakemler açıklandı. Karagümrük Fenerbahçe maçında Erkan Özdamar maçın hakemiydi. Mesela orada bir gol iptali vardı çok tartışılan. Ama bu hafta maç vermişler Erkan Özdamar'a. Onun haricinde dünkü Beşiktaş-Göztepe maçındaki VAR Yaşar Kemal Uğurlu da, ki ben o kısmı kaçırmıştım. İptal edilen golde çizgiyi Pjanić sol ayakla pası veriyor. Sağ ayaklı sağ yandayken durdurup çizgi çekilmiş. Skandalın bir ucundan, kıyısından dönülmüş. Ona da maç verilmiş. Yine Malatya-Kayseri maçının VAR'ı da yine Giresunspor-Hatay Spor maçında Volkan Bayarsan yine görev almış. Yani merak ediyor ki böyle amşam hatalar yok, hata yok diyor anladığım kadarıyla ve direkt tartışmalı kararları veren hakemlerin hepsi bu hafta düdük çalıyorlar. Evet, ama bunlar çok ölümcül hatalar değil. Ölümcül hatalar olmadığı sürece ben bu şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü eğer siz her hata yapan hakemi dinlendirme yoluna giderseniz maksimum Türkiye'de 3 hafta elinizdeki hakem stoğu biter. Yani dünyada da biter. Hani bu 2x2=4. Sadece bir karşılaşmada çok fazla siyah beyaz hata yapan ya da çok fazla ön plana çıkan hakemlerin ben dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında bu tarz hatalar bana normal geliyor. MHK'nin kararı da açıkçası normal geldi. MHK'yi de savundum ya. Evet. O da oldu. Oluyor. Sen Güven Yalçın'ı bile savunmaya başladın. Evet. İnsana işte hayat neler yaptırıyor hiç. Aynen. Öngörebilir miydin böyle şeyleri? Öngöremezdin. Ama işte hayat... bu arada haftanın olayı dedik. Sizlerden de hiç haftanın olayıyla ilgili mesaj gelmedi neredeyse. Çünkü hangi haftadaydık sorusu şu an dinleyenlerin kafasında dalgalanıyor. Yeni haftanın hakemleri mi? Bugün cuma değil mi? Dün kim oynamıştı? Senle biraz konuştuk. Valla bu hafta tabii Fenerbahçe'nin 9 kişilik Karagümrük'ü mağlup edememesi haftanın olayı olarak ön plana çıkabilir. Ama dün tabii az önce konuştuğumuz konu bence Fenerbahçe'yi yine bir anlamda kurtaran konu oldu. Evet. Yani yeni Malatya Spor Başkanı'nın maç bittikten sonra Hüseyin Göçek'in yanına koşarak gitmesi ve bir oyuncusu tarafından olağanüstü bir durumun engellenmesi bence açık ara haftanın olayı. Hani sen bazen diyorsa tartışmam bile. Evet. Ben de tartışmam bile. Evet, ama şeyler de var. Ben de tartışmam ama diğer adaylar da fena değil. Mesela işte Fenerbahçe'yi söyledik. Önder Karaveri'nin gözyaşları bence bu haftanın aklında kalan. Göztepe'nin Beşiktaş'ın ceza sahası içerisindeki topla buluşma rekor sayısı. Rekor kırması orada. İşte Balotelli'nin Yunus Akgün'e nasıl denir ona? Tekmesi. Kafasına vurdu. Tekme yine çok konuşuldu bu hafta. Onun haricinde bakalım başka. Yunus'un performansı. Tabii Yunus'un golleri, performansı ön plandaydı. Onun haricinde bakıyorum böyle maçlara tek tek kaçırdığımız bir şey var mı diye. Çok kırmızı kart çıktı bu hafta. Evet. 5 ya da 6 tane kırmızı kart çıktı. O da biraz şeyle alakalı. Noel'le mi alakalı? Tabii Noel'le, yabancıların. İşte geçen bir bayan ile ilgili yazmış Rizespor'da, kesin işte sarı kart görür, ceza duruma düşer diye. Direkt kırmızıyla konuyu kapattı o. Evet. Yani çok fazla bu tarz gelişme oluyor. Bu sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da böyle yapan futbolcu sayısı bir hayli fazla. Türkiye'de de doğal olarak benzer bir durum var. Sizlerden neler gelmiş? Biraz da onlara bakıp hemen reklama gideceğim. Ümit Koşar haftanın olayı tabii ki de Fenerbahçe'nin 55 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenememesi demiş. Sonrasında da Ali Koç'un camiayı tatmin edecek bir hoca getirebileceğine inanıyor musunuz? Kendisi kararsızlıkta bir dünya markası ve artık bırakmalı demiş. Vallahi işte bilemiyoruz biz neye inanıp neye inanmayacağımızı, şaşırdık. Hiçbir şey belli olmuyor. İşte Ali abinin MHK'yi, Güven Yalçın'ı savunduğu bir dünyada Ali Koç da çok kararlı bir şekilde iyi bir teknik adam da getirebilir. Yani beklentinin aksine, o yüzden çok büyük konuşmamak lazım diyelim. Coşkun Aktaş kiralık katil Yunus Akgün haftanın olayı demiş. Bir şey gazete başlığı gibi olmuş. Kiralık katil.
Orada kullandılar zaten o manşeti de. Kullandılar, ben kullandılar, görmedim. Ben gördüm. Gazete manşetlerinde demek ki oradan görmüş ya da akla geliyor zaten doğru kiralık gidince. Ben de zamanında sertifika programına gidiyordum işte bu mesleğe başlamadan önce. Hı hı. Orada da bize böyle bir ödev vermişlerdi ders içinde. İşte Galatasaray çeyrek finale çıkma durumu vardı o dönem. Schalke maçlarının olduğu dönem miydi? 2003 civarı falan. Hani başlığınız ne olur deyince ben de sen de Galatasaray çeyrek finalde diye müthiş yaratıcı bir başlık attın. Ondan sonra şeyi kazandın. Evet, buraya girdim. Ajansmana girdim. Evet. Hak kazandım o başlıkla birlikte. İşte böyle başlıyor maceram benim de. Öğrenmiş oldunuz. Sen ne manşet atmıştın? Galatasaray'dan çeyrek altın. Galatasaray'ın çeyrek altı. Evet, çok evet. Beğenilmişti. Şu an geriye bakınca öyle çok aman aman bir başlık da değil. Çok basit. Herkes artık kimlerle gelince rekabet ettiysen. Çok beğenildi. Kimlerle rekabet ettiysen. Seviye nasıl bir seviyeyse. Valla en çok benimki beğenilmişti. Evet. O aklıma geldi. Neyse konudan konuya atladık. Reklama evet. Gidelim. 14-18 sonrasında işte ortaya karışık gidiyoruz bakalım. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! ...14.21 saatlerimiz... ...programa giremeyince Ali abiyle bir bakıştık... ...Ali abi bir hinlik peşinde gibi hissettim ama... ...değil... ...normal bakıştık sadece galiba... ...Hakan'la ilgili bir durum mu oldu dedim... Ha, ...Hakan orada duruyor Hakan... ...önünde bilgisayarı açık... ...biliyorsun özellikle 3'ten sonra çok sinirli oluyor da... ...yok yok... Bak, ...geç girmemiz an... onunla alakalı değil... ...benle bir göz teması kuramayınca... ...şu anda sinirli... ...şu an normal ya... ...gayet bak... ...sen göremiyorsun gerçi şu an sırtın dönük ama... ...pamuk gibi şu anda... ...aynı bizim gibi... Şimdi dönelim tekrar mesajlarınıza. Mehmet Ünlü demiş ki aslında çeyrek altın tam günümüze uygun bir başlıkmış. Mert Elam düğün davetlilerine minimum çeyrek altınla gelin diyor. Mu acaba işte hemen altını falan araya sıkıştırdım. Bilinçaltına verdim insanları şimdi. Düğün dönemi altında ucuzladı bu arada. Yani almak isterseniz güzel tam bir zamanı sanki evet. Yani gram altın binlerden 670 lira falan indi. Şu evet. Anda 600'e kadar düşmüştü de şimdi biraz yükseldi. Dediğim gibi yani düğünüme minimum 1 gram mı alabiliyoruz? Minimum 1 gram mı? Valla yarım gram da var galiba. Yarım gram var mı? Var. Evet. Çıkarmışlar diye ya da varmış galiba. Ben çok yarım gram varsa mı? Olabilir, düşünebilirim. Yani yarın öbür gün sen evlendiğinde de ben yarım gramla gelirim. Öyle oluyor sıkıntı biliyorsun. Sıkıntı yok ya benim için. Sen evlenmeyeceksin. Benim için bir sıkıntı yok. Öyle bir derdin yok. Ama normalde öyle galiba işte Türkiye'nin her yerinde değil mi? Yani birine kısasa kısas diyorsun. İşte yarım takıyorsan ya da sana yarım takıyorsa sen onun düğününde senin de yarım takman evet. Uygun düşer. Anladım. Hatta bunun böyle çetelesini tutanlar işte var kayıtlarını inceleyenler hani düğünün böyle kameraya bir vara gidelim bize ne takmışlardı diyenler var. Öyle isimler var görmüşsündür sosyal medyada. Tabii. Düğündeki video izliyorlar kim ne taktı not alıyorlar. Böyle şeyler gerçekten evet. Yaşanıyor. O yüzden ona göre. En güzeli Bitcoin. Bitcoin'de her şey benim. Her şey kayıt altında. Evet, doğru diyorsun bak. Bitcoin. Ben de altın yerine tabii Bitcoin'i tercih ederim. Evet. Çok daha kolay olur. Tutması da en azından. Şimdi altın alacaksın. Onu nerede saklayacaksın da ne sıkıntı. Yapacaksın? Kasa mı tutacaksın? Evde mi saklayacaksın? Sıkıntı işler. Neyse. Şimdi senin sevdiğin bir şey önüme düştü. Şampiyonluk oranları güncellendi. Şu anda 18 hafta geride kaldı. Trabzonspor açık farkla lider. Sence iddia risk yönetimi Trabzonspor'un şampiyonluğuna kaç oran vermiştir? Görmemişsindir diye. Görmedim. Gerçekten görmedim. 1-12 diyorum. 1-12 diyorsun. İmser 1-0-7 demiş. 1-0-7. İddia 1-0-7 olarak güncellemiş Trabzonspor'un şampiyonluk oranını. Herhalde bu hafta Başakşehir'e yenerse verecek bütün. Hani. 1-35'ten oynamadık. Bak 1-0-7'ye kadar düştü. 1-35'ten oynasaydık size dedim 1 milyon dolar yatıralım hep beraber. 1 milyon dolar yatırsaydın bütün Türk camiası toplansak 1 milyon dolar çıkarabilir miydik? Çıkaramazdık. Yani, net söylüyorum çıkaramazdık. Türk camiasının çok çok büyük olduğunu yani büyüktür de o kadar 1 milyon dolar çıkaracak kadar hani bizi iş adamları falan dinlemiyorsa ki çok zannetmiyorum. Hattrick dinleyen iş adamları derneği gibi bir kurum da yok. Yok öyle. Dolayısıyla bir 1 milyon dolar çıkmazdı. Peki yani Trabzonspor'a bu saatten sonra oynanmaz. Elinde oynanmaz. Öyle bir büyük bir para yoksa. Evet. Biz zaten oynayamayız ama Trabzonspor harici bir takıma oynamak istesen oranları söyleyeceğim. Hı. Kime oynardın? Fenerbahçe 12. Evet. Konya 12.
Beşiktaş 15, Başakşehir 15, Hatay ve Galatasaray'da 50. Liverpool oynar. Liverpool oynarsın. Onun kaç? 1.40 mı? Yani bu oranların hiçbirine oynanmaz. Bu ligde oynanmaz. Şimdi tabii ki oranlar çok cazip. Ben Başakşehir'e oynardım. Başakşehir'e oynar mısın? Çünkü bir de Trabzon'u yendiğini düşün. Hmm. Oranı da düşecek. Yani birini oynayacaksan ben şu an net Başakşehir. Çünkü direkt rakibiyle şimdi bir maç oynayacak. Trabzon'da çok eksik. Sen ne diyorsun? Başakşehir kazanır diyorsun. Hani iddiada evet. Da sabah oranı verdin. O yüzden ben Başakşehir'e tutarım. Misli'de 3.21 yüksek oranlarda Başakşehir galibiyeti. Çok yüksek bir oran. Evet, dileyen oradan da oynayabilir. Ben de Misli'den açtım zaten şampiyonluk oranlarına. Evet, ben öyle olacağını düşünüyorum ama iş hani uzun vadeli şampiyonluğa geldiği noktada ben artık bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de paramı yatırmam. Bir değiştiremedik seni şu şampiyonluğa bakış açını. Evet. Hep aynı kaldı. Paramı başka yerde kaybetmeyi tercih ediyorum. Başka şey verelim. Başka bir şekilde kaybetmek istiyorum paramı. Kim ligi daha üste bitirir verelim uzun vadeli. Hah, bak bu güzel. Mesela şu var, Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Evet bak bununla oynanır. 1.50 Fenerbahçe, 1.85 Beşiktaş. Oynanmazmış. 1.50 1.85 ne ya? Peki Süper Lig'de ilk 2'de bitirir. Fenerbahçe 3.10, Konya 3.10, Beşiktaş 4, Galatasaray 10. İlk 2'de bitirir. İlk 2'de bitirir. Galatasaray 10. Başakşehir 4. Bak bu olabilir. Ya ama Galatasaray da şimdi hani Trabzon şampiyon da Galatasaray şu an 12. İlk 2'de bitirir. Çok iddialı oluyor. Tabii puanlar çok uzak değil ama yani önünde geçmesi gereken 10 takım var. Evet. Galatasaray'ın. Ama ligde zor. 10 takım geçmek normalde çok zor gibi gözükse de işte Başakşehir'i gördün. Yani 10 haftalık bir seri yaptı Başakşehir. Evet. 8 galibiyet 2 beraberlik. Doğru mu? Evet. 8-2. 8'e 2. Hı hı. 10 haftalık seriyle düşme hattının bir tık üzerinden şu an 3. basamakta değil mi? Evet. Konya'dan sonra onların olmuş. Kaç takım geçiyor? Geçmiş oldu. Hala çok matematik kullanma, hafıza mı şey mi, zeka ama mı? Sen mühendissin. Şu an 16'dan 3'e mi çıktı? Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Düşme hattının üzerindeydi. 1 ya da 2 basamak üzerindeydi. Şu an 3. basamağa çıktı. 12 takım, 12 takım. 10 haftada yaptı bunu. Evet. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki olabilir. Evet, çünkü olabilir. Çünkü ligde hakikaten mesela bir takım böyle iyi bir seri yaparken ona eşlik edecek ikinci bir takım çıkmıyor. Yok. Galatasaray mesela bu hafta duruma göre hani kazansa 8. sıraya bile yükselebilir. Yani diğer maçların sonuçlarına bağlı olmakla birlikte öyle bir ihtimali de var. Ha, ama o havayı şu an hangi takım veriyor dersen öyle bir takım da yok. Zaten oranlar o yüzden yüksek. Aynen öyle. Çok değişik bahis şeyleri de var, seçenekleri de var. Mesela Süper Lig'de bu hafta toplam gol sayısı 25.5 alt üst. Hmm. 27.5 alt üst. 29.5 alt üstü gibi bahis seçenekleri var. Fenerbahçe mi Galatasaray mı ligi daha üstte bitirir? Fenerbahçe 1.10, Galatasaray 3.40. Mesela Galatasaray denenmez mi burada? Denilir. Orana bakarak tabii. Yani Fenerbahçe 1.10 oynanmaz. Ama Galatasaray 3.40 gayet güzel bir oran. Galatasaray'la da Fenerbahçe arasında 5 puan fark var şu anda sadece. Değişik. Hani dileyenler Misli.com'dan uzun vadeli bahis seçeneklerine de elbette bakabilirler. Şimdi geçelim yine diğer mesajlarınıza. Neler gelmiş sizlerden. Trabzon 1.07 şampiyonluk oranı. Çok düşük. Çok düşük oynanmaz artık bu saatten sonra onu 4-5 hafta, 5-6 hafta önce oynamak lazımdı. Şu an oynanacaksa dediğim gibi ben Başakşehir'den başkasına oynamam. Yakında şey de olabilir, fark açılırsa Trabzon'un yanına bir çizgi çekerler. Açmazlar Trabzon'u oran. Yani o da enteresan olur açmazlarsa. Zaman zaman yapıyorlar Paris Saint Germain'e biliyorsun. Yapıyorlar mı sezon içinde? Yanında bir böyle çizgi görüyorsun. Ya, puan farkı 17 olmuş. Ama o zaman da o zaman şampiyonluk oynayanların gerilerini yatırsınlar desem çok abartı olur değil mi? Olur. Ama ne bileyim çünkü ona çıkmıyor mu yani oran açmayınca bazen da... açmıyor işte Bayern Münih maçlarında da öyle oluyor ya. Birin oranı yok. Öyle bir şey yok diyor yani. Dalga mı geçiyorsun diyor. Burada da evet yakında öyle olacak. Hele bu hafta Başakşehir yense büyük ihtimal dediğin gibi yani bu hafta Trabzonspor Başakşehir'i yense, Beşiktaş Konya'yı yense öyle bitti zaten. İşte bitti, bir daha oran açılmaz Trabzonspor'a. İbrahim Argun, Fatih Terim'in cezası ne zaman bitiyor demiş. Bu maçta hafta bitiyor. Evet. Bu hafta bitiyor Fatih Terim'in cezası. Ama Galatasaray hani Fatih Terim dönünce çok tekrar
ivmelenir mi? Fatihlerin varken çok ivmeli miydi ligde? Onu da düşünmek lazım. Dinleyicimiz bir de şöyle eklemiş. Galatasaray Bayer Leverkusen'e 5-1 yenildiğinde Galatasaray'a Kuzen'den 5'i bir yerde yazmıştım. Leverkusen. Kuzen'den 5'i bir yerde. Anladın mı? Anladım. Anlamak istemedin ama fark ettim surat ifadenden. Güzelmiş. Tam benim kafada bir başlık olmuş. Tebrik ediyorum dinleyicimizi. Ben şeyi sevmiştim. Galatasaray'da Suat'la Okan oynarken Galatasaray'da orta sahada işte Fatih Terim'in ilk dönemi Galatasaray Ligi domine ediyor. Bir karşılaşmada çok ağır yağış oldu. Böyle sağ göle döndü. Gazetenin bir yerinde ufak bir şey vardı. Alt manşet vardı. Okan'la Suat az daha boğuluyordu diye. O çok benim hoşuma gitmişti. Ben hep onu hatırlıyorum. Çok acımasız olmuş evet. Yalnız bu. Ama güzel bir espri yani. Espri güzel de. Güzel espri olarak alacaksın bunu evet. Yani. Ben de bekliyorum böyle Buruk'la ilgili, Kaya'yla ilgili, Fırat'la ilgili bir şeyler mi gelecek? O kadar böyle bir şey olmuştu ki 1-1 bitmişti o maçta. Hangi maç olur bilmiyorum tabii, hatırlamıyorum da. Okan'la Suat az daha boğuluyordu diye yazmışlar. Evet, farklı farklı manşetler her zaman çıkıyor. Neyse, aklıma gelen bir örnek var ama yayında söylemeyeyim. Biliyorum hangi örnek olduğunu. Evet, herkes biliyor zaten. Fotomaçın Alman bir teknik direktörün gidişinden sonra evet, yaptığı. O gerçek değildi bu arada galiba. O montaj. Değil mi? Montaj mıydı o? Montaj. Hep aklına nedense o geliyor. Nedense. Cihan Han. Fenerbahçe kazandı Mert abi. Serdar Dursun'un golü var. Hakkımız yenildi denmiş. Evet, biz de yani gol olarak değerlendiriyoruz ama futbol öyle gol olmalıydı, Fenerbahçe kazandı deyince olmuyor. Fenerbahçe puan kaybetti. Bu hafta yapacak bir şey yok. Muhammed Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen maç almış mı dedi. Atilla abi demişti ilk yarı bitene kadar bu iki hakeme maç verilmeyecek. Verilmedi de bu hafta Süper Lig'de. Bakalım şimdi Türkiye Kupası maçları başlayacak. Belki orayla başlarlar. En kötü 20. hafta maçlarıyla birlikte tekrar hakemliğe dönmeleri bekliyor. Çünkü FIFA'lıkların da gitmedi. Kokart takıyorlar. Ligin ikinci yarısında mecburen görev almak durumundalar. Onu söyleyelim. Mikail Bedriye. Peki Mertelam Bey, ben size bir soru sorabilir miyim? Şimdi tabii. Yayıncı kuruluşta Galatasaray'ın taraftarını açtığı idmandan görüntüler verdi. Orada da Asun Sağ'ı gördüm. Aa evet. İlk yarının en kötü transferi olabilir mi? İlk yarının en kötü transferi olabilir mi? Büyüklere tabii önce bakarsak ilk yarının en kötü transferi olabilir mi? Düşünüyorum, daha kötüsü çıktı mı? Yani bu kadar gelip iki maç oynadı hiç. Hani Teşer'e falan en azından oynadı. Gol falan attı. Maç 90 kazandı, dakika da oynamadı yani. Yok. Hani Teşer aklıma geliyor. Var. O bile hani maç aldı en azından bir tane. Fenerbahçe'de var mı öyle bir? Burak Kapacak ama tabii Asun Sağ değil yani. Bir Asun Sağ olamaz. Asun Sağ'ın çünkü beklentisi yüksekti. Burak Kapacak'tan zaten çok fazla bir şey beklenmiyordu. Trabzonspor'da yok. Trabzonspor'da var mı öyle bir oyuncu? Koyta olacak gibiydi. Çok sakatlandığı için ama o da etki etti maçlara. Evet. Oynamaya başladı. Bu transfer dönemi için yok herhalde daha kötüsü. Yani Asun Sağ ve kadroya da giremiyor. Hiç ya hiç denemedi. Hani 6 numarada böyle denedi. Ne bileyim 8 numarada denenmeyecek bir oyuncu muydu? O kadar mı kötüydü? Yani tamam biz de çok iyi bulmadık ama. Şöyle olacak. Mesela bundan 15 sene sonra Twitter varsa ya da artık orada hangi sosyal medya hesabı varsa bir dönem Galatasaray'da oynayan bu futbolcunun adını biliyor musunuz? Evet evet, fotoğrafı verecekler. Fotoğrafı verecekler. Ondan sonra ben tabii o ara Amerika'daki villamda evet. Ayağımı uzatıp Amerikan futbolu izlerken bakmayacağım. O şeyi göremeyeceğim. Postu göremeyeceğim ama. Görsem bilirdin herhalde değil mi? Görsem hatırlarım artık. Şu an tipini mesela hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Onu unutmam artık ben. Ama başkaları görecek ve hatırlayamayacaklar. Kim bu diyecekler. Peki, sonuçta toplasan 50 dakikası falan var galiba. Douglas'tan falan da daha kötü der misin? Douglas'tan daha kötü diyemezsin. Douglas çünkü Beşiktaş'ı bankamatik gibi kullandı. O çünkü yani, ya bonservise geldiği için diğeri kiralık en azından. Gidecek yani. Evet gidecek. Bir de yani o yarım dönemde anlaşıldı yani. Beşiktaş'ın Douglas'ı hala çözememesi büyük skandal. Aklıma Douglas geliyor böyle en kötü transferle. Mesela Yunus Mallı. Bu sezonun transferi değil ama Yunus Mallı da. Hayal kırıklığı dersin. Bence yine de skandal ya Yunus Mallı'nın. Yani hayal kırıklığı tabii ki ama
hiç oynayamaması. Ama işte en kötü transfer dediğimiz zaman hani bu sezona bakıyoruz. Tabii bu gelen oyunculara aynı. Ben bakıyoruz. Aklıma diğer gelenleri düşündüm. Yoksa hani Lens, Yunus Mallı bak hemen 11 şekilleniyor. Salih Uçan yazmış Halil Demir. Douglas. Ha? Salih Uçan demiş bu sezon için. Salih Uçan da hayal kırıklığı. Düşününce ama hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı kesin. Hayal kırıklığı kesin. En kötü transfer der misin? Demem. Yani Asus Ağa çünkü orada bayağı çıtayı yükseğe tabii koyduğu için. Aynen öyle. Ali abi reklama gidelim. 14.35 tamam. Reklamdan sonra yine devam edeceğiz. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Saatlerimiz devam ediyoruz Hattrick'e. Bir yandan Galatasaray 2. Başkanı Polat Bengi Serp'i gördüm. Acaba bir basın toplantısı var diye ama var mı gerçekten? Neyse ona gitmeyeceğiz herhalde de. Canlı gösteriyor. Olimpiyatlarla ilgili kendisi açıklamalarda bulunuyor yanılmıyorsam. Mesajlarınıza dönelim. Eskiye gitmişsiniz. En kötü transfer deyince Miloš Krasić Fenerbahçe'de. En kötü bir transfer bu sezon için dedik. Tabii tabii ama millet şey yani geçmişe gidiyor. Benim de aklıma direkt hani bu sezonu düşündük ama geçen sezonlarda. Yok, lütfen geldi. Bu sezonda kalalım. Bu sezonda kalalım aklıma. Bu sezonda geldi. Kalalım çünkü devre arası geliyor. Devre arası geldiği için en iyi 11, en kötü 11, en kötü transfer gibi şeyler yapacağız. Mert mesela 2 sezondur Atiba çok iyi oynarken almadı. Bu sezon en iyi 11 Atiba'yı alabilir. Ozan Tufan alacağım ben yine. Ozan Tufan. Hatırlarsın o dönem Ozan Tufan'ı almıştım. Ozan Tufan'ı almıştın. Yani Atiba'yı almamıştın. Atiba'yı bu sene alabilirsin. Mesela kaleci net şekilde belli. Buğurcan. Efendim? Buğurcan. Buğurcan. Buğurcan mı? Buğurcan ne yaptı ya dermişim. Ben de yanlış bir şey mi sordun acaba? En kötü kaleciyi mi sordun? En kötü yok, transfer mi? Aklıma kötü oynayan bir kaleci getirmek için zaman kazanmaya çalıştım ama kötü oynayan kaleci de bulamadım. Onu söyleyecektim direkt olarak sana. Kötü oynayan kaleci. Hani, mesela en kötü kaleci performansı kimin olabilir? En kötü 11'de hangi kaleciyi yazacağız ligde? Bakalım. Yani son sıralara bakacağız illaki yaparken. En çok gol yiyen takım mesela şu anda Çaykur Rizespor. 33 gol yemişler. Malatya 32 gol yemiş. Gökhan'la Ertacı yazdırmam. Altay'ın kalecisi mesela 30 gol yemiş ama ben beğendiğim kalecilerden evet. Biri. Dolayısıyla bunlar olmuyor gördüğün gibi. Gaziantep, Giresun, Okan Kocuk, Ofen, Kayseri. Ya bak kalecimiz belli Uğurcan. En iyi de belli. Tamam mı? Stoperlerden bir tanesi net şekilde belli. Kim? Kim Minje. Kim Minje net şekilde belli. Golcü konusu yani direkt santrafor omurgadan gidiyorum. Biraz soru işareti olmakla birlikte. Cornelius yakınsıyor mu oraya biraz? Okaka mı? Yani. Hani ben bundan önce 5-6 hafta önce Diouf yazmıştım ama şu an Diouf herhalde değil. Yazılmaz. Yok. Diouf yazamazsın. Yazamayız. İkisi var şu an elimizde. Sana verebileceğim santrafor olarak. Yani Cornelius, Okaka. Hani Çikaleşi var. Yok. Sağ önde klasik olarak Visca'mız var. Ben Visca'yı yazmam büyük ihtimal. Kimi yazacaksın? Kimi yazacağımı bilmiyorum ama Visca'yı yazmam. Tahminen. Visca'nın skor katkısı çok ama oyununu beğenmediğin için yazmıyorsun. Evet. Bir de bulacağım oraya başka. Şimdi hazırlık yapmadığım için kendimi de boşa şey yapıyorum burada aslında. Zorluyorsun. Zorluyorum tamam, çünkü. Belki de bir şey yazacağım sonra. Böyle atıp tutuyorum burada da. İlerleyen dönemde bakacağız evet, buna. Belki bir şeyi. Ama en azından en kötü transferi buldum ben. Kafamda net. Evet en kötü belli. Peki Ozan Tufan dedik. Ozan Tufan ne yapıyor Ali abi? İyi mi? Premier Lig'e gitti. Büyük beklentiyle gitti. Niye Ozan Tufan dedik ki? Ozan Tufan'dan mı? Bir şey mi oldu Allah korusun? İşte hayır ya Atiba dedik ya ben Ozan Tufan almıştım en iyi kadroya. Oradan aklıma geldi. Ozan Tufan vardı. Ozan sabah Tufan, da andık Ozan Tufan'ı. Ozan Tufan Esport'ta Engin Kale ile çok güzel bir röportaj yaptı. Ben ki röportajlara çok fazla inanmayan biri olarak o röportajı herkese tavsiye ediyorum. YouTube'da Esport hesabında Ozan Tufan yazıp ya da YouTube'a Ozan Tufan Esport yazıp o röportajı izleyebilirsiniz. Çok çok doğal. Sanki iki arkadaş konuşuyormuş gibi bir röportaj olmuş. Engin'i de tebrik ediyorum. Ozan'ın da rahatlığını tebrik ediyorum. O röportajda güzel şeyler söylüyor. Eğer ne yaptığını merak ediyorsan Ozan'ın o röportajı izleyebilirsin. Eşi çok güzel şekilde plan program yapıp onu bir kere oralarda gezdiriyormuş. Hmm. Bu işleri çok iyi biliyor diyor. O bakımdan sosyal tarafında rahat Ozan Tufan.
Ama İngiltere'de ben geldim diyor Watford'a. Orta sahada oyuncu yoktu. Sonra bir baktım herkes orta saha oyuncusu diyor. Oraya bir şaşırmış. Ve Ranieri geldikten sonra şu an diyor hani oyuncuları tanıma aşamasında, o yüzden daha anlayamadı diyor. Hani kim nerede oynatacağım, nasıl oynatacağım, bir arayış içerisinde diyor. Tempo konusunda sıkıntıları var. İngiltere'deki tempoya ayak uydurma konusunda. Bununla beraber genel olarak halinden mutlu. Ben mutlu bir Ozan Tufan o röportajda gördüm. Yani buradaki kaostan, protestolardan, evet, baskıdan sıyrılıp, değil mi? Bir kafayı dinlemiştir. Aynen. Gerçekten izleyin ama o röportajı. Normalde öyle çok bir şey tavsiye etmiyorum biliyorsun. O çok güzel bir röportaj. Zaten biz en son baktığımızda 100 bini devirmişti izlenmesi. 100 bin. Evet. Yani bir röportaj için. Çünkü normalde röportajlarda böyle bir soğukluk oluyor. Çok klasik sorular, çok klasik cevaplar geliyor. O yüzden ben sevmiyorum yani. Zaman kaybı olarak görüyorum çoğu röportajı. Bu öyle değil kesinlikle. Çok net şekilde ayırdığım için de tavsiye ediyorum. Bu arada Ozan Tufan da bu sezon sadece 8 maçta görev alabilmiş. Toplamda da 377 dakikası var Ali abi. Hı hı. 90 dakikayı tamamladığı bir maç göze çarpıyor. O da kupa mücadelesi. Bu arada 8 maçı var dedim de biri Süper Lig maçıymış. Watford'da 7 maçı var. Bir 90 dakikası var. Lig'de sadece 6 maçta görev almış. Maksimumda 64 dakika sahada kalmış. En son oynadığı maçta 10 Aralık'taki Brentford maçında son dakikada oynaymış. Bak 3 hafta önce yapılmış röportaj, merak ettim bence. 246 bin izlenmiş. O 100 bini geçti dedim bayağı. Evet. 200 bine geçmiş. Ben ilk gün izlemiştim çünkü. İlk 2. ya da 3. gündü 100 bindi. Şu an 250 bine yaklaşmış. Bu arada onların da bütün maçları iptal edildi. Ertelendi son dönemde. 15 Aralık'taki Burnley maçı. Ben Watford'un renklerini unuttum. 18 Aralık'taki Crystal Palace maçı. 26 Aralık'taki ki Boxing Day'deki, evet, Wolverhampton maçı da iptal. Aynen. Şimdi 28 Aralık bir West Ham maçları var. Bakalım. İnşallah. O maça inşallah geri dönecekler. Burada da ondan önce bu arada 7 maç yapmışlar. 6 mağlubiyet var. Yendikleri tek takım da Manchester United. Evet. 4-1. Olağanüstü bir galibiyet aldılar. Ona. Evet. Ondan önce 5-2 kazanmışlar bir Everton maçında, ama ondan önce yine 2 mağlubiyet var. Yani matematiğime bakarsak son 10 maçın 8'ini kaybetmişler. 2 galibiyetleri var sadece. Çok kötüler. Ama buna rağmen küme düşme hattında üstündeler. Sürekli gol yiyorlar. Bir türlü savunmayı düzeltemediler. Gol yemedikleri karşılaşma zannedersem yok bu sezon. Ligdeki tüm karşılaşmalarda gol yediler. Ama genel olarak zaten Ozan Tufan açısından hani oraya uyum sağlama, orada çok kolay değil böyle sıkıntılı takımlarda, teknik adam değiştirmiş, transferler yapmış. Bir de Watford biraz daha diğer Premier League takımlarından sahibi dolayısıyla ayrılıyor. Orada kararlar daha çabuk verilebiliyor. Ama en azından lige bir adapte olma açısından o senin dediğin kendini bulma mental anlamda Ozan Tufan için bence iyi oldu. O açıdan iyi oldu ama şimdi Fenerbahçe açısından düşününce de şimdi geri dönecek Ozan Tufan, ama öyle hazır bir şekilde hani fizik olarak en azından dönmeyecek. Biraz kafası rahatlamış olarak dönecek. Aslında benzerini Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tayken kiralık gidip geldiğinde söylemiştik. Çok bir şey değişmedi. Çok bir şey değişmemişti, evet, işte sonrasında. Hani Ozan Tufan da gidip gelecek ama çok bir şey değişecek. Ya mesela ben şeyi anlamadım Mert. Okay gitti. Okay West Brom'da iyi maçlar oynadı. Evet. Başarılı oldu. Mesela ondan sonra orada kalmadı. Sertevigo'da da kadroya giremedi. Evet. Oynayamıyor Okay. Zaten o öyle olduğu için ayrılmıştı Celta Vigo'dan. Hani orada performans gösterip Celta'da da oynamaya başlamasını beklerdim. Değil mi? O da olmadı işte. Cagne gitti. Cagne West Brom'da başarılı oldu. Mesela o da dönmek istedi ki Cagne'ye başka talipler olduğu söyleniyordu. Acaba bu sadece ekonomik bir gerekçe mi, yoksa hani orada oyuncu istediği şeyi mi bulamıyor, havayı mı bulamıyor? Ben hani bir oyuncu olsam hakikaten Premier Lig'de oynamak isterim. Premier Lig'de bir takıma gideyim, orada kendimi göstereyim, belki daha iyi bir takıma geçerim gibi bir hedef koyardım diye düşünüyorum kendime. Teknik adam olarak da öyle. Teknik adam da olsam hedefim herhalde Premier Lig'de çalışmak olurdu. Havası çok farklı, yaklaşım çok farklı. Ki yabancıları da kabul eden bir lig. Hani bazı ligler, evet, hani İtalyanlar genelde İtalyanla gidiyor ama İngiltere'de İngiliz bulmak özellikle büyük kulüplerde son yıllarda imkansız neredeyse. Böyle tercihler oldu. Yani Ozan Tufan dönecek dedin ya, sen Fenerbahçe olarak yorumladın haklı olarak. Dönmesin ya. Orada tutunmaya çalıştı. İşte tutunsun da nasıl tutunsun şimdi? Performans da gösteremedi ki. Söyledim işte 6 lig maçı var. Bir kupası var. 7 maç. Şimdi Watford bonservisini alır mı? Daha sezon bitmedi.
Ali abi bitmedi de ne bileyim yani şu ana kadar en azından bitmedi. Gösterdiğiyle hiçbir takım almaz. Yok. Fenerbahçe açısından da kötü yani. Şimdi Ozan Tufan'dan iyi bir gelir eminim bekliyordu onlar. Hani gitsin Watford'da oynasın, süre alsın, bonservisini verelim 7-8 milyon neyse. Watford için hiçbir şeydir o para orada kazandığına bakınca. Ama şimdi geri dönecek. Yani gittiğinin de çok bir anlamı olmayacak gibi gözüküyor şu ana kadar. Ama yeni yılda 2022'de neler olur? Performans verir, kendini kabul ettirir mi? O zaman daha farklı şeyler elbette konuşuruz. Okan Yokuş'u da bu arada cidden önemli bir konu. Milli takıma da artık seçilemeyecek noktaya geldi son iki. Okay'la alakalı olarak mesela Galatasaray'ın bir hamle yapma ihtimali çok uzak değil. 6 numaraya yaran Galatasaray'ın Okan Yokuş'la hamlesi çok garip olmaz. Bu sezon 6 lig maçı toplam 32 dakika. Evet. 5'er dakika. Felaket. Oynamış. Bir kupa maçı var, Kral Kupası 60 dakika. 5-0 kazanmışlar. O var. Başka maçı yok. Son 4 maçta da hiç süre alamamış. Hatta son maçın kadrosunda bile yok Okan Yokuşlu. Nereden nereye yani çok büyük umutlarla gitti, işler yaptı, milli takımın değişilmezi oldu, kariyeri düşe geçer gibi olunca Premier Lig yaptı, orada tekrar toparladı, sonrası tekrar tepe taklak gitti o kayıp. Mesela Premier Lig'de iyi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımın en kötülerinden biriydi. Aynen, zaten işte bir Ozan Tufan bir Okay, direkt onları değiştiriyordu Şenol Güneş. Yavaş yavaş programın Ali abi sonuna geliyoruz. Şimdi az önce en kötü kaleciler dedik. İsmail Çipe yazanlar olmuş. En kötü transfere Max Meyer demiş Vural isimli dinleyicimiz. 11'e kesin girer. 11'e girer ama en kötüsü Asusa'dan daha iyi yine. Evet, o tartışılır ama 11'e girer bence de. Zaten neden alındığı da belli olmayan bir oyuncuydu. Yani belli olan ama gerekirse. Belli olmayan. Fırsat diye diyorsun. Menajer diyorum. Menajer diyorsun. Berişe'yle birlikte geldi ya. Paket olarak geldi. Paket olarak geldi. İşte zamanında Adem'i nasıl geldiyse. Doğru diyorsun. Herkesle birlikte. Ben çok benzetiyordum. Menajer şirketleri aynı. Ben onu düşünmemiştim, haklısın. Rogon menajerlik şirketi. O sayede geldi ama fiyasko transferlerden. Yani Asusa, Max Meyer göbeği beni heyecanlandırıyor. Başka? Salih Uçan'ı da yine koyarsak. Max Meyer. Üçlü bir orta saha değil mi? Orta sahayı bence kurduk. Evet. Süper Lig'de en kötü transferlerde. Şimdi mesela Trabzonspor'un merkezinde kadroda olup da böyle oynamayan bir oyuncu var mı kaçırdığımız? Abdülkadir Parmak çok az oynuyor. Abdülkadir Parmak ama kötü olduğu için değil herhalde. Önündekiler daha iyi olduğu için ve istikrarlı olduğu için oynamıyor. Berat büyük bir istikrar yakaladı. Marek Hamşik büyük bir istikrar yakaladı. Bakasetas zaten sezona iyi başladı, sakatlandı. Siopis istikrarlı, sakatlanmadı, ceza almadı. Hı hı. Abdülkadir Parmak bu oyuncularla rekabet edebilir mi? Bence edebilir ama o da işte biraz özgüven problemi yaşayınca geriye giden isimlerden biri oldu. Ama unutmayalım ki Max Meyer'le Asusa transfer, Abdülkadir Parmak zaten oradaydı. Tabii ama keşke o da başka bir takıma gitse. Çünkü Trabzonspor'da belli ki bir geleceği yok Abdülkadir Parmak. Zaten hep böyle kopma noktasına gelip bir şekilde takımda kaldı. Doğru. Kadro dışı kaldı, gidecekti, İspanya'ya gidemedi, taraftar tepki gösterdi ama hala Trabzonspor'da. Ben çok etkileniyordum. Hatta Barış abi bizden de daha fazla etkileniyordu. Abdülkadir Parmak'ı ömürden daha fazla tutuyordu. Doğru. O ilk çıktığı zamanlar. Milli takıma da yükseldiğinde. Ben de çok seviyordu ama uzun süredir de ondan faydalanamıyor Trabzonspor. En iyi çıkış yapana da bence Abdülkadir Ömür diyeceğiz. Evet, bir de sezon içinde yani o çıkışı yaptı. Evet. Hani çok dibi gördü. İlk yarı oyundan alındı, Galatasaray maçında tepkiler, ağladı. Nereden ağladı. Nereye değil mi? Evet, sonrasında çok hızlı döndü. Yani bu kadar hızlı dönmesi başlı başına bir olay. Mesela Yedlin de bu protestolardan sonra iyi döndü. Bir Abdülkadir Ömür değil tabii ki ama o da çok kötü etkilenmeden döndüğünü söylemek lazım. Ama Abdülkadir Ömür herhalde bir numaraya yazılır. Bayağı bir enler yaparız ya biz. İlk yarı bitsin karşılaşmalı. Peki sana çok zor bir soru sorayım. Çok zor değil aslında. Çok düşüneceğim mi? Bir soru sorayım. Çok düşünmeyeceksin. Morutsan'ı hayal kırıklığı 11'ine yazar mısın? Yazarım. Yazarsın değil mi? Yazarım. Çünkü... Ben de yazarım. Yani sen bana bu soruyu sorsan benim de cevabım evet olurdu. Yazarım yani. Evet, çok ekstra goller attı. Puanlar kazandırdı Galatasaray. En azından onları yaptı ama yani üst maçlar süre almadı. Fatih Terim hani yüzüne bakmadı.
onun. Bu kadar yatırıp yapılan, çok beklentiyle alınan bir oyuncunun daha fazlasını vermesini beklerdim. Çıkıl daha da son dönemde bir hayal kırıklığı ama sezona bakarsan Çıkıl daha yine en istikrarlılarından biri Galatasaray'ın. Morutsan çok istikrarsız. Bir de çok yüksek vitese de çıkmadı. Hani gol attığı karşılaşmalarda golleri güzel de oyun olarak Morutsan etkileyemedi hiç. Anlık böyle çıktı, gol attı. Çıktı, çok iyi çalım yaptı. Daralandı. Sonuna çekti, geçti. Vurdu. Ha, o anlarda çok iyiydi. Ama maçın genelinde, işte maçların belli bir bölümünde hiç Morutsan öyle etki edemedi. Ama Çıkıl daha en azından o konuda daha istikrarlı Morutsan'a göre. Peki teknik direktörde adayın kim? Bu arada en iyi çıkışta da uzak ara Kerem demiş Mehmet Ünlü. Kerem Aktürkoğlu bence doğru. Yani iyi çıkış. Evet. Kerem, ben Kerem'i Abdülkadir Ömür'ün önüne koyarım. Evet, doğru. Doğru. Yani onun da Kerem'i çok fena atladık. Evet, hatta marka ile yaşanan olaydan sonra Kerem'e de altın, şeye gümüş. Gümüş. Abdülkadir'e gümüş. Kerem'e altın. Mehmet Ünlü'ye de gram altın. O kadar. Mehmet Ünlü'ye de tamam, o kadar. En iyi teknik direktör. En iyi teknik direktör değil, en hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı teknik direktör. Hayal kırıklığı teknik direktör. Şu aklımda bir isim var ama cezalı. Aklımda bir isim var ama cezalı mı? Bence Fatih Terim. Fatih Terim net. Fatih Terim, evet. 12. Galatasaray ya. Ne? 12. Galatasaray. Yani Galatasaray 12. olmasıyla beraber cezası. Yani Fatih Terim'in sezonu yorumlaması, aldığı ceza, takımı yorumlaması, Galatasaray'ın ligdeki durumu bence Fatih Terim. Çünkü beklentiyle karşılıyorum. Hı-hı. Karşılaştırıyorum. Tabii beklentiyle yaparsan Sergen Yalçın da yine orada yazmak durumundayız. Sergen Yalçın'ı da yazabilirsin. Ama Sergen Yalçın yani en azından ceza almadı. Yani aldın mı öyle bir... Oradan kurtarıyor. Bence oradan kurtarıyor gerçekten. Yani çünkü ikisi de, ama şunu da diyebilir birisi. Ya bu arkadaş ne diyor şimdi? Çünkü Sergen Yalçın'ın elindeki kadroyla Fatih Terim'in elindeki kadro bir değil. Hı hı. En azından hani kağıt üzerindeki CV kalitesiyle bir değil. Dolayısıyla Sergen Yalçın da o takımla hiçbir şey yapamadı. Fatih Terim de yapamadı. Sen neden bahsediyorsun diye düşünebilir. Ama bence yine de Fatih Terim. Ben orada biraz Sergen Yalçın'a kaydım, o özellikle açıklamaları, futbolcuları böyle eleştirmesi o hoşuma gitmemişti benim Sergen Yalçın'da. Cezanın önüne geçiyor diyorsun. Evet. Ya ben o cezayı bir türlü kabullenemedim, biliyor musun? Göz göre göre çünkü aldığı ceza. O cezayı bir türlü kabullenemedim ben Fatih Terim'de. Çumudika yazmış kafalardan seken top. Onun da açıklamaları bence felaket. Sergen Yalçın gibi. Sürekli transfer. En sevmediğim şey yani. O da neyse, son haftalarda duruldu biraz Çumudika'da. Evet. Evet Ali abi. Bitirdik haftayı. 14.57 saatlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün yine çok mesaj gönderdiniz. Onlara baktık. Kendi aramızda öyle biraz sohbet ettik. Konu konuyu açtı. Haftayı da noktaladık. Pazartesi günü tekrar karşınızda olmak ümidiyle diyelim. Herkese keyifli hafta sonları. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.